Birinci Haçlı Seferi'nin dağınık ve fanatik halk kitlelerinden oluşan ilk dalgasını başarıyla bertaraf eden Kılıç Arslan, ikinci dalgadaki düzenli ve donanımlı Haçlı birliklerine yenilmiş ve Anadolu'nun içlerine doğru geri çekilmişti. Alınan bu sürpriz ve ağır yenilgi doğuda büyük bir şok ve korku dalgası yarattı. İznik'ten Antakya'ya doğru ilerleyen bu korkunç ve zırhlı kalabalık, Anadolu'nun kızgın ve kurak yaz sıcağı altında büyük zorluklara rağmen Antakya'ya doğru ilerlemeye devam etti. Yayılan panik ve korku dalgasıyla geçtikleri ve geçecekleri her yer neredeyse boşalmıştı. Öyle ki İznik'ten sonra ilerleyişleri boyunca toplam sayılarının dörtte birini kaybettiler. Avrupalı, büyük ve farklı kontlara bağlı olarak farklı kollarla ilerleyen bu birlikler, yeri geldiğinde sıcaktan, açlıktan ve susuzluktan ölmüş Haçlı birliklerinin üzerlerine basarak ilerlediler. Açlık ve susuzluk kendi aralarında birçok kavganın çıkmasına ve hatta kendi kendilerine savaşmalarına sebep oldu. İşte Anadolu'da oluşan bu panik ve kaosla birlikte Kılıç Arslan'ın da Anadolu'nun derinliklerinde kaybolduğu dönem, Parlayan Yıldızların ikinci bölümünde başrolde yine Türkler var. Yine çok da bilmediğimiz ama yine ilginç bir dönem. İşte bu dönem Haçlı birlikleri Antakya'ya doğru yaklaştıkları sırada Anadolu'nun güneydoğusu ve Suriye'de iki Türk kardeş arasında neredeyse bir film gibi garip, korkunç ve biraz da ürpertici ilginç bir güç mücadelesi yaşanıyordu. Bu, Büyük Selçuklu ailesine ait iki kardeşin neredeyse doğduklarından beri içinde oldukları bir savaştı. Halep Sultanı Rıdvan ve küçük kardeşi Dukak'ın savaşı. Birbirlerine o kadar büyük bir kin besliyorlardı ki ortak bir tehditin gücü bile onları birleştiremiyordu. 1097 yılında henüz 20'li yaşlarında olan Halep Sultanı Rıdvan, dönemin tarihçisi İbnül Kalanisi'nin yazdığına göre abisinin korkusundan Haşhaşiyun tarikatına bağlı bir hekimin tesiri altına girmişti. O dönem yeni kurulan bu korkunç ve gizemli tarikat zaten tüm Haçlı seferleri boyunca önemli roller oynayacaktır. İşte Halep Sultanı Rıdvan da düşmanlarını ortadan kaldırmak için bu tarikata bağlı fanatikleri kullanmakla suçlanır. Ki bu suçlamalar pek de haksız sayılmaz. 1095'te iktidara geldiği ilk gün tahtını elinden alacakları korkusuyla iki küçük kardeşini öldürtmüştü. Üçüncü kardeşi Dukak ise o gece Halep Kalesi'nden zorla kaçarak Şam'a sığındı. Çok geçmeden Şam Kalesi'ndeki askerler tarafından sultan ilan edildi. İşte yine farklı bir güç savaşı ve başrolde yine Selçuklular var. Tabii ki hayatta kalan Dukak, kardeşi Rıdvan'a karşı büyük bir kin besledi. Diğer yandan her gün öldürüleceği korkusuyla yaşadı. İşte ihtiyar Yağısyan, birbirlerini öldürmek için hiçbir fırsatı kaçırmayan bu iki genç Selçuklu sultanı arasında yaşayan bir Türk valisidir. Antakya valisi Yağısyan. İşin daha da vahimi, şimdi bir de gözlerini kan bürümüş, aç, susuz ve önlerine çıkan her şeyi yok eden zırhlı Haçlı birlikleri Antakya'ya doğru gelmektedir. Yaşlı kurt Yağısyan'ın işi kolay değil. Bu arada konu Türk tarihi olduğunda Yağısyan, Dukak gibi isimler, Mehmet, Osman, Süleyman gibi aşina olduğumuz tarihi isimlerle kıyasladığımızda kulağa garip gelebilir. Ama bu isimler gerçek Türk isimleridir ve en az Osman ve Süleyman kadar bugün Anadolu'da yaşayan biz Anadolu Türklerinin atalarına ait isimlerdir. İşte bu iki Selçuklu sultanı arasında kalmış Yağısyan'ın Halep Kalesi'ndeki Rıdvan'a uzaklığı yürüyerek 3 gün bile sürmez. Ve işin daha da garip tarafı, Yağısyan 2 yıl önce kızını Rıdvan'la evlendirmiştir. Olaylar biraz tanıdık gibi. Aslında Parlayan Yıldızların 1. bölümündeki Kılıç Arslan ve Çaka Bey'in kızının evliliği gibi Rıdvan'ın ve Yağısyan'ın kızının evliliği sizi şaşırtmasın. Evlilikler bu garip ve ilginç güç mücadeleleri arasında kurulan dengeler için vazgeçilmez bağlantılardı. Ama ne yazık ki Yağısyan için en kötü şey Rıdvan'ın da gözünün Antakya'da olmasıdır. Diğer yandan Yağısyan da aynı Dukak gibi bir gün bir Haşhaşi tarafından öldürüleceğini düşünmeye başlamıştır. İşte bu ortak korku Dukak ve Yağısyan'ı birbirlerine yaklaştırıyordu. Biz şimdilik gözlerini yaklaşmakta olan Haçlılara dikmiş
Antakya'ya geri dönelim. Ne olursa olsun Antakya dışarıdan gelecek bir yardıma muhtaçtı. Ve bu yardım nereden, nasıl olursa olsun gelmeliydi. Zira ihtiyar Yağısyan aslında yaklaşan tehlikenin hiç kimsenin olmadığı kadar farkındaydı. 40 yıldan beri kaynayan bir arı yuvasında yaşıyormuş gibi Selçuklu emirlerine hizmet ediyordu ve Orta Doğu'da Selçuklular arasında sürekli patlayan iktidar mücadeleleri arasında sürekli konum değiştiriyordu. Kardeşler ve kuzenler arasındaki kanlı kavgaların sonu gelmek bilmiyordu ve Selçuklu emirlerine hizmet eden bir vali olarak her daim doğru tarafta olması gerekiyordu. Anadolu veya Orta Doğu'da Selçuklularda kaybeden tarafta olmak ölmek demekti. Zaten ömrünü ölüm döşeğinde yatağında noktalayan bir Selçuklu emiri neredeyse yoktur. İşte bu karmaşanın merkezinde ip üzerinde duran Yağısyan, Şam'dan yani Dukak'tan yardım istemeye karar verdi. Dukak tereddüt eder. Çünkü Halep yakınlarında abisi Rıdvan tarafından arkadan kuşatılma korkusu ağır basar. Yağısyan bu defa tuttuğunu kopartan oğlu Şemsüt Devle'yi yani devletin güneşini Şam'a gönderir. Şems başarılı bir elçidir ve gerçekten de tuttuğunu koparır. 1097'nin Aralık ayında Dukak ordusunun başına geçerek kuzeye doğru hareket eder. Yolun üçte ikisi aşılmıştır ki Şam ordusu bölgede yağmaya çıkmış bir Haçlı ordusuyla karşılaşır. Dukak ilk defa gördüğü ve Anadolu'da Kılıç Arslan'ı mağlup etmiş bu birliklerden etkilenmiş olmalı ki onlara saldırmaya cesaret edemez. Tabii ki bunda abisi Rıdvan tarafından kuşatılma korkusu da ağır basmaktadır. Haçlılar saldırıyı başlatır ve Dukak büyük bir korkuya kapılarak aniden geri dönme emri verir. Bu arada Antakya önlerine çoktan varan Haçlı birlikleri şehri kuşatmışlardır. Dukak'ın ani dönüşü büyük bir üzüntü yaratsa da Yağısyan'ın şehrin dışında tuttuğu Hristiyanlardan oluşturduğu casus ağı işini iyi yapmaktadır. Bu casusların çoğu ailelerini içeride bırakmış ve Yağısyan'ın gözüne girmeye çalışan Hristiyanlardı. Yağısyan'a gelen haberler hiç de fena değildir. Haçlılar açlıktan çökmüş durumdalar. Binek hayvanlarının yarısı kesilmiştir. Yüzlerce ölü vermişlerdir. Üstelik yağmur hiç hız kesmemektedir. Yine de her ne olursa olsun Yağısyan'dan yana büyük bir belirsizlik hakimdir. Neredeyse kaybedecek hiçbir şeyleri kalmamış ve çevreyi sürekli talan eden bu zırhlı adamlar karşısında ne yapacağını bilmemektedir. Son çare olarak daha önce Dukak'tan yardım istemiş bir vali olarak oğlu Şems'i yardım istemek için Halep Sultanı Rıdvan'a gönderir. Rıdvan tabii ki gönülsüzdür. Fakat etrafa yayılan Haçlı birlikleri artık Rıdvan'ın topraklarına da girip yağma yapmaktadır. Rıdvan bu tehdidi artık kendi üzerinde de hissetmekte olduğundan Antakya'ya yardım etmek üzere ordusuyla yola çıkar. Bunda yine hiç kuşkusuz Şems'in de etkisi büyüktür. Haber her yandan kuşatılmış Antakya'da bayram havası estirir. 9 Şubat 1098 günü Antakya surlarından doğuyu gözleyen gözcüler yaklaşan Halep ordusunu gördüler. Yaklaşan binlerce atlı Türkmen süvari. Buna karşı artık belki de neredeyse 700-800 kişilik bir atlı birliği zorla çıkartabilecek Haçlı birlikleri vardır. Çünkü binek hayvanlarının birçoğu kesilmiştir. Antakya'ya varan Rıdvan aniden saldırmak yerine tamamen yanlış bir planlamayla çadırların kurulması emrini verir. O da aynı kardeşi Dukak gibi Haçlılarla ilgili anlatılanlardan etkilenmiş olmalı. Diğer yandan gözü gibi koruduğu ordusunu kaybetme korkusu vardır. Fakat aslında Rıdvan ölümcül bir hata ile ilk gece Asi Nehri ve Amik Gölü arasında oldukça sıkışık, dar bir mevzide kamp kurmuştur. Türkmenlerin bu hatası sayesinde sayısal üstünlüklerinden faydalanamayacaklarını fark eden Haçlı birlikleri büyük bir cesaretle aniden saldırırlar. Halepliler yerlerinden bile kıpırdayamazlar. Atlı süvariler hiçbir manevra yapamaz. Çok dar bir alanda sıkışıp kalan atlı birlikler birbirlerini ezip geçerler. Atlı hafif süvariler Haçlı birlikleriyle göğüs göğüse savaşmaya zorlanır
ve zırhlı açlı birlikleri hiç zorlanmadan ezici bir üstünlük sağlarlar. Rıdvan'ın ordusunda tam bir kıyım yaşanır. Rıdvan ve birçok adamı çareyi Halep'e doğru kaçmakta bulur. Üstün gelen Haçlılar Antakya surlarına geri dönerler. Rıdvan'ın gelişi Antakya için büyük moral olmuşken şimdi Halep'ten yardıma gelen askerlerin kesik başları Haçlılarca surlardan içeriye fırlatılır. Antakya'da aniden büyük bir üzüntü ve moral çöküşü yaşanır. Birbirlerine düşman iki kardeşin yenilmesinden sonra Antakya için çember daralmaktadır. Haçlı yakasında ise durum tam tersine elde edilen ganimetle birlikte moral yükselmeye başladı. Yağısıyan bu aşamada ilk kez karamsarlığa kapılmaya başladı. Artık yardım isteyecek tek bir kapısı kaldı. Musul valisi Emir Gürboğa. Fakat öyle ki Antakya ve Musul arasında iki haftadan uzun bir yürüyüş mesafesi vardır. Yağısıyan hiç vakit kaybetmeden Gürboğa'dan yardım istedi. Bu çağrı uzun zamandır Suriye'nin içlerine doğru ilerlemek isteyen Gürboğa için beklediği bir fırsattı ve bu çağrıya büyük bir orduyla katılacağını belirten bir cevap verdi. Haber Antakya'da büyük bir heyecan ve coşku yarattı. Bu kır sakallı komutan Türkçe Atabey ünvanına sahiptir. İşte bu Atabey denilen yüksek rütbeli komutan ve devlet adamları Selçuklu hanedanına ait aile üyelerinin iktidar mücadeleleri sırasında zamansız ölümleri üzerine geride kalan çocuk yaştaki varislere hamilik yapmak üzere görevlendirilirlerdi. Genellikle sadık köleler yani memlükler arasından seçilen bu atabeyler himayelerine aldıkları bu varislerin anneleriyle evlenip iktidarı ele geçirirlerdi. Daha sonra meşru şehzade de bu atabeylerin elinde bir kuklaya dönerdi. İşte Gürboğa'da böyle bir köle yani diğer bir deyişle Memlük kökenli bir atabeydi. Ve 1098 yılının Nisan ayında Musul'da bu atabeyin çevresinde Antakya'ya hareket etmek üzere 30 bin Türkmen asker toplandı. Gürboğa'nın Antakya'ya doğru ordusuyla birlikte hareket ettiğini öğrenen Yağısıyan ve oğlu Şemsüddev'le sevindiler. Fakat Haçlı ablukası da her geçen gün daha sıkıcı bir hal alıyordu. Üstelik Haçlı birliklerinden gelen haberler de gitgide azalıyordu. Her hareketlerinin Yağısıyan'a bildirildiğini fark eden Haçlılar önlemlerini sertleştirmişler, casusluk yaptığını düşündükleri bir Antakyalıyı şişe geçirip ateşte çevirmişlerdi. Antakya'da herkes Gürboğa'yı beklemektedir. Artık tüm gözler doğuda, surların ardında, uzaklarda görünecek bir toz bulutunu bekliyordu. Musul'dan Antakya'ya doğru hareket eden ordu göz kamaştırıcıdır. Gökyüzüne doğru yükselmiş mızraklar, parlayan kılıçlar ve ardı arkası görünmeyen atlı okçu süvariler. Gürboğa sıcak havaya rağmen hızlı bir yürüyüşle iki haftadan kısa sürede Antakya'ya varmayı planlıyordu. Ordu yola çıkmıştı ki Gürboğa'ya can sıkıcı bir haber geldi. Antakya yolunun biraz kuzeyinde kalan Edessa yani bugünkü Urfa bir Haçlı birliği tarafından ele geçirilmişti. Bu Antakya'ya doğru ilerleyen Gürboğa için arkadan kıskaca alınma riskini akla getiriyordu. Gürboğa önce Urfa sorununu çözmek için aniden karar değiştirerek biraz kuzeye Urfa'ya yönelmeye karar verdi. Bazı komutanlar bu karara karşı çıktı fakat Atabey inatçıydı. Derken ordu Urfa'ya doğru giden dağ yollarına saptı. Bu arada Urfa'nın durumu ilginçtir. Urfa'yı Toros isminde Türkmen akınlarından bıkmış yaşlı bir Ermeni prensi yönetmektedir. Antakya gibi Urfa'nın da Türklerin eline geçmesinden korkan Toros, Antakya kuşatmasına katılan Budin isimli Haçlı komutanından yardım istedi. Budin sadece paralı askerlik yapmayı reddetti ve aynı zamanda geride hiçbir veliahtı olmayan Toros'tan meşru halefi ilan edilmeyi şart koştu. Eli kolu bağlı Toros bu şartı kabul etti ve Haçlı komutanı Budin, Edessa'da yapılan büyük bir merasimle Toros ve karısı tarafından evlat edinildi. Urfa'nın ve yaşlı prens Toros'un hikayesi burada bitmez. Merasimden henüz bir ay bile geçmemiştir ki Budin, yaşlı prensi çok da sevmeyen Edessalıları kışkırtır ve karı koca Edessa halkı tarafından linç edilerek öldürülür. İşte böylece bir Haçlı komutanı olan Budin kendini Edessa kontu ilan ederek Urfa tahtına oturur. İşte
Yenilen Selçuklu emirlerinin ardından neredeyse kaybedilmek üzere olan Antakya'ya doğru ilerleyen Gürboğa'nın ordusu kuzeye yönelir ve Urfa'yı kuşatır. Antakya'ya eksiksiz ve morali yüksek bir orduyla gitmek isteyen Gürboğa, Urfa'yı 2 hafta kuşatma altında tuttuktan sonra Antakya'yı kaybetme korkusuyla tekrar karar değiştirerek Antakya'ya doğru hareket etti. Bu 2 haftalık ve kritik bir zaman kaybıydı. Diğer yandan Antakya'da durum hiç de iç açıcı değildir. Kuşatma moral kazanan Haçlılarla birlikte daha da sertleşmişti. Ama Antakya halkı halen ümidini kaybetmemiş, her an ufukta görünecek Gürboğa'nın umuduyla yaşıyordu. Derken 2 Haziran günü beklenmedik bir şey gerçekleşir. Antakya'yı kuşatmış Haçlı birlikleri aniden hareketlenerek kuzeye yönelirler. Antakya halkı sevince boğulur. Acaba Haçlı birlikleri Atabey Gürboğa'nın yaklaşan ordusunu karşılamak için mi hareket etmişti? Şehir adeta üzerine çökmüş buhrandan bir anda kurtulur gibi oldu. Oysa hiçbir şey göründüğü gibi değildi. Antakya halkı kuşatmayı gevşetip kuzeye doğru yönelen Haçlı birliklerinin ardından huzurla uykuya dalmıştı ki kentin güneyinde surlardan aşağıya doğru eğilmiş bir adam aşağıda bekleyen Haçlı askerlerine el hareketleriyle işaretler veriyordu. Bu adam Firuz isminde sonradan Müslüman olmuş bir Ermeniydi. Kısa süre önce istifçilik ve kara borsacılık yaptığı gerekçesiyle Yağısyan tarafından cezalandırılmıştı. İntikam almak isteyen Firuz, Haçlılarla iletişime geçer ve şehrin güneyindeki sur penceresinin kendi denetiminde olduğunu söyler. Daha da ötesi, Haçlıların bunun bir tuzak olduğunu düşünmemeleri için kendi oğlunu rehin olarak bırakır. Planlar yapılır. 3 Haziran günü sabaha karşı harekete geçilecektir. Kaleyi savunanların dikkatini dağıtmak için kuşatma kuvvetleri kuzeye doğru yönelirler. Derken uykuya dalmış Antakya Kalesi'nin güneyinde seçkin bir Haçlı birliği sur penceresine doğru tırmanışa başlar. Yaklaşık 500 kişiden oluşan grup sabaha karşı çoktan surların ardına sızmayı başarmıştı. Aniden boru seslerini duyan halk ve Yağısyan paniğe kapıldı. Kalenin elden gittiğini düşünen Yağısyan kapıların açılmasını emretti ve yanına aldığı muhafızlarla birlikte kaçmaya başladı. İhtiyar Yağısyan 200 günlük direnişin ardından kendini son hız koşturan bir atın üzerinde bulur. Bu hengameye çok fazla dayanamaz ve yanında kalmış birkaç muhafızın yardımına rağmen at üzerinde bile durmakta zorlanır. Sonunda büyük bir üzüntüyle birlikte atının üzerinden aşağıya süzülür ve düşer. Yoldaşları onu orada bırakıp yollarına devam ederler. Dönemin tarihçisi İbnül Esir, yoldan geçen bir Ermeni oduncunun Yağısyan'ı tanıdığını ve başını kesip Antakya'daki Haçlılara götürdüğünü yazar. İnişli çıkışlı geçen 200 günün ardından Yağısyan için acı bir son. Antakya için durum daha da vahimdi. Şehre doluşan Haçlı birlikleri kim oldukları fark etmeksizin genç, yaşlı, çocuk, Müslüman veya Hristiyan herkesi boğazladı. Haçlı seferlerinin en büyük katliamlarından biri yaşandı. Neredeyse bütün evler ateşe verildi. Fakat 3 Haziran 1098'de yaşanan bu dehşetin ortasında yapılan bu büyük katliamı kendisini ve adamlarını iç kalenin en tepesine kilitlemiş bir kişi büyük bir soğukkanlılıkla izliyordu. Yağısyan'ın oğlu Şemsüddevle, devletin güneşi. Haçlılar onu defalarca çıkarmaya çalışsalar da Şemsüddevle iç kalenin tepesinde direnmeye devam etti. Hatta daha da kötüsü bu çatışmalardan birinde Haçlıların en büyük komutanlarından birisi Bohemond kötü bir şekilde yaralandı. Bohemond Şems'e iç kaleyi teslim etmesi için defalarca mesaj gönderdi. Üstelik Şemsüddevle ve adamlarına bir de geçiş belgesi düzenledi. Şems buna rağmen teslim olmadı. Okları ve erzağı boldu. Üstelik iç kaleye yaklaşan birçok Haçlı askerine büyük zararlar verdi. Bu beklenmedik ve sürpriz direniş karşısında şövalyeler iç kaleyi kuşatmaktan başka hiçbir çare bulamadılar. Derken iç kalenin kuşatıldığı 3. gün Atabey Gürboğa'nın ordusu ufukta göründü. Şems ve küçük birliğinden sevinç çığlıkları yükselir. Haçlı birlikleri ise yaklaşan Gürboğa ordusuna karşılık Antakya surlarının ardına çekildi. Antakya'ya ulaşan Gürboğa adamlarıyla Şems'e
kaleyi kendisine teslim etmesi için haber gönderdi. Bu istek, günlerce zorlu bir direnişle dişlerini sıkan Şemsüt Devle için hem onur kırıcı hem de şaşkınlık vericiydi. Üstelik Şems'e göre Antakya, Gürboğa'nın 2 haftalık gecikmesi yüzünden kaybedilmiştir. Diğer yandan Atabey Gürboğa'nın Antakya yolundan kuzeye, Urfa'ya yönelmesinden beri orduda büyük fikir ayrılıkları baş göstermişti. Gürboğa'ya katılan birçok emir ve komutan kendilerini ve birliklerini Gürboğa'nın kişisel hırslarına kurban etmek istemiyordu. Başarısız Urfa kuşatmasından beri orduda inatçı fikirlerinden dolayı Gürboğa'ya karşı yükselen bir nefret vardı. İşte tam da bu noktada ordudaki çatırtıların haberini alan Şam Sultanı Dukak, kusursuz bir komplo ile tekrar oyuna girdi. Şam Sultanı Dukak, Gürboğa'nın ordusu Antakya'ya doğru hareket eder etmez, Gürboğa'ya katılmak için kuzeye hareket eder. Dukak, Musul Atabeyi Gürboğa'nın hırslarının farkındaydı. Aslında onun Antakya'yı kurtarmaktan çok Suriye için geldiğini çok iyi biliyordu. Diğer yandan Gürboğa'nın baş düşmanı, kardeşi Rıdvan'la da işbirliği yapma ihtimali vardı. Gürboğa'nın ordusunda fikir ayrılıklarının ve yükselen çatırtıların seslerini işiten Dukak, ordu içindeki casuslarıyla emirlere gerçek düşmanlarının Gürboğa olduğu yönünde başarılı bir propaganda yaptırır. Dukak için asıl tehlike Haçlılar değil, hırslı ve inatçı Gürboğa'nın ta kendisidir. Artık neredeyse tüm emirler Gürboğa'dan kurtulmak istiyorlardı. Kusursuz bir ihanet planıyla savaşın en kritik noktasında Gürboğa'yı yüzüstü bırakmaya ve ondan kurtulmaya karar verdiler. Şemsüt Devle, Gürboğa, Dukak ve Rıdvan bir yana ordu içindeki tüm emirler arasında büyük bir çözülme vardı. Dönemin Orta Doğusunda parlamaya başlayan yıldızlar artık parlamıyordu. Fikir ayrılıkları, iktidar savaşları ve kişisel hırslar Orta Doğu'nun parlayan yıldızları Türklerin üzerine adeta bir kara bulut gibi çökmüştü. Henüz daha 10 yıllar önce adalet ve savaşçılıklarıyla adeta bir kurtarıcı gibi Orta Doğu'da beliren Türkler, yani parlayan yıldızlar sönüyor muydu? Şimdilik bilmiyoruz. Yağsıyan'ın oğlu Şemsüt Devle ümidini kaybetti. Derken Orta Doğu'da hep olduğu gibi aniden bir patlama gerçekleşti. Haçlıların içindeki kurnaz bir keşiş, İsa'nın göğsünü delen kutsal mızrağın Antakya'da Petrus Kilisesi'nde gömülü olduğunu yaydı. Haçlı ordusu büyük bir coşkuyla ayaklanıp kiliseye hareket etti. Kurnaz keşişin daha önce kilisenin tabanına gömdüğü mızrak bulundu ve bu haber Haçlı ordusu içinde bir zafer haberi gibi dalgalandı. Haçlı birlikleri zaten çözülmek üzere olan Gürboğa'ya saldırmak için hareket ettiğinde Dukak çoktan Antakya'dan ayrılmış güneye, Şam'a doğru gidiyordu. Haçlı birliklerinin coşkulu saldırısı ve emirlerin Gürboğa'yı terk etmesiyle birlikte savaşın kaderi çoktan belli olmuştu. Birliklerindeki çözülmeyi geç de olsa fark eden Gürboğa ateşkes teklif etti. Haçlılar bu teklife daha da büyük bir şiddetle saldırarak cevap verdiler. Gürboğa son bir ricat emriyle birlikte büyük bir bozguna uğradı ve Musul'a doğru kaçmaya başladı. Zar zor Musul'a varabilen Gürboğa'nın ardında artık tamamı ele geçirilmiş bir Antakya vardı. Ve İznik'in ardından Antakya'da kaybedilmiş oldu. Kılıç Arslan, Danişment ve Çakabey ile başlayan parlayan yıldızlar, Yağısıyan, Şemsüt Devle, Rıdvan, Dukak ve Gürboğa gibi belki de daha önce hiç duymadığımız kahramanlarla devam ediyor. Bulutlar yeniden dağılıp zamanın ünlü tarihçisi İbni Tagriberdi'nin parlayan yıldızlar dediği Türkler yeniden gökyüzünde belirecekler mi bilmiyoruz. Ama birinci bölümün sonunda dediğim gibi hikaye daha yeni başlıyor. Evet, amacım Anadolu tarihiyle ilgili nitelikli içerikler oluşturmak. Bölümü beğendiyseniz beğen butonuna tıklamanız ve uzak zamanlara abone olmanız beni motive ediyor. Parlayan Yıldızların 3. bölümünde yeniden görüşmek üzere. Herkese sevgiler. Thank you.